Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün iklim çiftleriyle ilgili soru çözümü gerçekleştireceğiz. Evet, ilk sorumuza bakıyoruz. Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen doğrultu boyunca enleme bağlı olarak iklim çeşitliliği aşağıdakilerin hangisinde daha fazladır? Sevgili arkadaşlar, şuna dikkat edeceğiz. Şimdi enlemden dolayı iklim çeşitliliğinin fazla olması demek farklı tipteki enlemleri fazlasıyla geçecektir. Buna öncelikli olarak dikkat etmemiz lazım. Baktığımızda sevgili arkadaşlar 3 numaralı bölge çok farklı enlemlerin geçildiği bir bölge. Mesela başlangıcında görülen iklim tipi yağmur ormanları, ekvatoral iklim. Sonra devamında baktığımızda arkadaşlar savan, çöl, Akdeniz, karasal, okyanusal iklim gibi iklim tipleri mevcut. Bu nedenle 3 numaralı bölge hani kuzey-güney yönünde ekvatordan ilerlediğimizde kuzey-güney yönünde çok daha fazla bir mesafe kat ettiği için iklim çeşitliliği daha fazladır. Fakat mesela şuraya baktığımızda burada mesafe kısadır. Aynı şekilde şuraya baktığımızda fazla bir mesafe geçilmemiştir. Farklı iklim bölgeleri geçilmemiştir. 5 numaralı sahaya baktığımızda da zaten doğu batı yönünde geçtiği için çok fazla iklim değişikliği yaşamamıştır. 4 numaralı bölge içinde şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Yani aşağı yukarı benzer iklim bölgeleri yaşanmış. Her iki yarım küre gösterildiği için. Yani burada dikkat etmemiz gereken olay şu arkadaşlar. Hatta şöyle bir koordinat sisteminden örnek verecek olursam. Bu tip sorular önemli çünkü buna dikkat edin. Mesela ekvatordan 60. enleme kadar bir alan düşünelim. Ve şurası 0, 30 kuzey, 30 güney enlem aralığını düşünelim. Hangisinde iklim çeşitliliği daha fazladır? Şimdi arkadaşlar 1 numaralı yerde iklim çeşitliliği daha fazladır. Neden? Çünkü farklı enlem aralıklarını farklı kuşaklar barındırıyor. Fakat 2 numaralı bölgeye baktığımızda her ikisinde de yani 2 numaralı alanın her iki taralı bölgesinde de aynı iklimler var. Yani farklı iklimlerin olabilmesi için farklı enlem aralıkları gösterilmeli. Bu nedenle 3 numaralı bölgede iklim çeşitliliği daha fazladır. Cevabımız C'dir. Yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki tabloda yeryüzünde yağışın çok ve az olduğu yerler eşleştirilmiştir. Yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Evet, muson Asya'sında yağış alma durumu, evet yağış çok, doğru arkadaşlar, doğru eşleştirilmiş. Çöllerde yağış az, doğru eşleştirilmiş. Kutuplarda yağış az, doğru eşleştirilmiş. Batı Avrupa kıyılarında yağış çok, doğru eşleştirilmiş. Grönland'ın iç kesimlerinde yağış çok değil arkadaşlar, yağış az. Yanlış eşleştirilmiş. Grönland'ın iç kesimleri kurak bir alandır. Bu nedenle cevabımız E'dir. Aşağıda kuzey yarımkürede bulunan bir merkezin aylık ortalama yağış grafiği verilmiş. Evet, yağış grafiğine bakıyoruz. Ocak-Şubat aylarında yağış miktarı yüksek. Aralık'ta, Kasım'da yani kış dönemlerinde yağış miktarı yüksek. Yaz dönemlerinde yağış düşük. Peki hangilerine ulaşılamaz? Toplam yağış miktarını elde edebiliriz arkadaşlar. Şurada grafikten sayabiliriz. Milimetre cinsinden verilmiş. Şurada Ocak ayında örnek veriyorum arkadaşlar. İşte 175 milimetreye yakın yağış almış. Şubat ayında 150 milimetre. Bütün ayları topladığımızda toplam yağış miktarını elde edebiliriz. Yıllık ortalama sıcaklık dağılışını burada sadece yağış verildiği için arkadaşlar sıcaklık dağılışını tam olarak yorumlama şansınız yok. Tamam, en sıcak ayları kuzey yarımküre olduğu için Haziran, Temmuz, Ağustos olur elbette ama sıcaklık dağılışı tam olarak nasıldır bunu belirleme şansımız yok. Sadece yağış grafiğine bakarak yağış rejimini yorumlayabiliriz sevgili arkadaşlar. Buna eksi koyduk.
Yaş rejimi düzensizdir. Dikkat edelim. Şu dönemde yani yaz dönemi kuraktır, kış dönemi arkadaşlar yağışlıdır. O zaman düzensizdir. Hangisine ulaşılamaz sevgili arkadaşlar? İkiye ulaşılamaz. Bu nedenle cevabımız B'dir. Aşağıda verilen iklim bölgesinden hangisinde yıllık sıcaklık farkı daha azdır? Sevgili arkadaşlar, sıcaklık farkı eğer azsa, lütfen unutmayalım, sıcaklık farkı azsa bu nemli bir bölgedir. Unutmayalım. Nemli bölgelerde sıcaklık farkı az olur. O halde en nemli bölge hangisi? En nemli bölge bunlar arasında ekvatoral bölgedir. Yani yıllık sıcaklık farkı en az olan ekvatordur arkadaşlar. En nemli bölge yıl boyunca yağışlı, bulutlu gün sayısı oldukça fazla bir iklim bölgesidir. Aşağıdaki şemada yeryüzünde görülen iklim tiplerinden bazıları gösterilmiş. Yeryüzündeki iklim tiplerine baktığımızda ılıman kuşaklar. Sevgili arkadaşlar, şöyle kabataslak iklim kuşaklarını eğer çizecek olursak sıcak kuşağımız var. Aynı zamanda ılıman kuşak var. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar soğuk kuşak var. Peki buralarda görülen iklimler neler? Bunları seri bir şekilde yazalım. Şimdi mesela sıcak kuşakta bulunan iklimlerimiz şunlardır. Ekvator, savan, çöl, muson. Bunlar sıcak kuşakta. Ilıman kuşakta bulunan iklimlerimiz Akdeniz, okyanusal, sert karasal, ılıman karasal. Peki soğuk kuşakta bulunan iki tane iklimimiz var sevgili arkadaşlar. Bunlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi tundra, diğeri ise kutup iklimi. Evet, buna göre boş bırakılan numaralı yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Evet arkadaşlar, Akdeniz iklimi verilmiş. Step iklimi. Step iklimi dediğimiz ılıman karasal iklimdir arkadaşlar. Peki boş bırakılan yerler, yani Akdeniz belirtilmiş, ılıman karasal belirtilmiş, okyanusal ve sert karasal gelir arkadaşlar. Evet, okyanusal ve sert karasal gelebilir. Buna göre cevabımız A'dır. Güzel bir soru tipi arkadaşlar. Burada bilgiler verilmiş. Bilgilerle soruları eşleştireceğiz. 10 kuzey ve güney enlemleri arasında görülen iklimimiz arkadaşlar ekvatoral iklimdir. Yani E seçeneğine ait. Evet, birinci bilgimiz E seçeneğine ait arkadaşlar. Peki ikinci bilgiye bakalım. Bu arada sıcaklığı yüksektir ekvatorun. Sıcaklık ortalamaları 25 santigrat derece civarı. Yaş miktarı oldukça yüksek. 30-40 kuzey enlemleri arasında görülür. Kuzey ve güney enlemleri arasında görülür. Kızılçam ormanları arkadaşlar. Maki bitki örtüsü Kızılçam ormanları Akdeniz. Bu da B seçeneğine ait. En belirgin olarak Güney ve Güneydoğu Asya'da etkilidir. Güneydoğu Asya'nın iklimi muson iklimidir arkadaşlar. Lütfen unutmayalım D seçeneği. Peki muson ikliminde yazlar, yağışlı, kışlar kurak geçer bitki örtüsü ormandır. Günlük sıcaklık farkları yüksekse o zaman nemsiz bir bölgeye bakacağız. Doğal bitki örtüsü kaktüslerden oluşur. Kurak bir bölge. Evet, çöl bölgesi arkadaşlar. Bu da çöle ait. Evet, A seçeneğine ait. O halde kim dışarıda kaldı? C seçeneğimiz dışarıda kaldı. Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen bölgelerdeki iklim tipi eşleştirmesi arkadaşlar hangisine doğru verilmiş? Şimdi sevgili arkadaşlar şuna dikkat edin. 2 numaralı iklim bölgemiz. 2 numaralı iklim bölgemiz evet ekvatoral iklim bölgesi değil mi arkadaşlar? 2 numaralı bölge bu hangi havzaydı hemen hatırlayalım. Kongo havzası değil mi arkadaşlar? Kongo havzasında ekvatoral iklim var. Evet aynı zamanda ekvatoral iklim mevcut. Evet, bir numaralı bölgeye baktığımızda kutuplara yakın bir alan. Kutuplara yakın bir alan olduğuna göre sevgili arkadaşlar, o zaman burası iklim olarak tundra iklimine ait. Evet, tundra iklimi o halde step iklimine gitti sevgili arkadaşlar. Peki burada da Avustralya'nın iç kesimleri verilmiş. Avustralya'nın iç kesiminde çöller var. O halde cevabımız ne oldu? A'dır.
Grafik yorumlama sorusu arkadaşlar. Grafik yorumlamaya baktığımızda yazlar sıcak ve kurak. Dikkat edin arkadaşlar. Yazlar şu yaz dönemi yazlar sıcak ve kurak. Peki kış dönemine baktığımızda kışlar sıcaklıklar 10 santigrat derece civarı. Kışlar ılık. Yazlar sıcak, kurak, kışlar ılık ve yağışlıysa bu Akdeniz iklimidir. Peki Akdeniz havzası Orta Asya, ABD'nin Kaliforniya gibi yerlerinde görülür. Akdeniz ikliminin dağılış alanı doğru arkadaşlar. Bu iklimimiz Akdeniz iklimi. Kışları ılık ve yağışlı yazları sıcak ve kuraktır. Evet, kış dönemi ılıktır arkadaşlar. 10 santigrat derece civarı verilen yer. Yazları da sıcak ve kuraktır. Evet, doğru. Yağışlar yıl içinde düzenli dağılmamış. Evet, dikkat ederseniz yazlar kurak, kışlar yağışlı, düzenli dağılmamış. Peki doğal bitki örtüsü kışın yaprağını döken ormanlardan ve çayırlardan oluşur. Bu yanlıştır. Doğal bitki örtüsünü hemen şuraya belirtiyoruz arkadaşlar. Doğal bitki örtüsü evet, Kızılçam ormanları ve Kızılçam ormanlarının tahribatıyla oluşan maki bitki örtüsü. Zeytin, zakkum, defne, keçi boynuzu gibi bitkileri mevcuttur. Peki kış yağışları genellikle cephesel kökenlidir. Evet, Akdeniz ikliminde cephesel yağışlar yaygındır. Cevabımız D'dir. Yukarıdaki haritada numaralı yerlerin hangilerinin iklim tipleri benzerlik gösterir? Burada seçeneklerden gitmemiz lazım. 1, 2'ye baktığımızda sevgili arkadaşlar 1 de okyanusal iklim, 2 de ekvatoral iklim benzer değil. 1, 3'e bakalım. 1 de okyanusal iklim, 3 de muson iklimi benzer değil. 2 ve 3'e bakalım arkadaşlar. 2 ve 3, biri ekvator, biri muson iklimi benzer değil. Peki 1 ve 4'e bakalım. Evet, 1 ve 4'te okyanusal iklim mevcut arkadaşlar. Benzerlik gösteriyor. 3 ve 4'e baktığımızda birinde okyanusal iklim, birinde muson iklimi. Bunlar benzer değil. Evet, buna göre cevabımız D'dir. Aşağıda bir merkezin aylık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği verilmiş. Dikkat edelim. Aylık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği verilmiş. Yağış grafiğine bakıyoruz. Sonbahar dönemi yağışlı. Yazları çok sıcak değil arkadaşlar. Yazları serin gibi. Evet, kışları ılık ve aynı zamanda yağışlı. Peki yazları sıcak ve kuraktır. Doğru bir bilgi değil tabii ki arkadaşlar. Yazlar sıcak ve kurak değil. Dikkat ederseniz, evet, Haziran, Temmuz, Ağustos dönemleri de nasıl geçmiş? Yağışlı geçmiş. Bu yanlıştır. Yazlar sıcak ve kuraktır bilgisi yanlış. Doğal bitkisi ormandır. Bu arada bu okyanusal iklim arkadaşlar. Onu belirtelim. Okyanusal. Peki biz de yani nerenin iklimi arkadaşlar? Karadeniz'in iklimi. Peki doğal bitkisi ormandır doğru. Yıllık yağış miktarı bütün sütunları topladığımızda 1000 milimetrenin üstünü yakalamış oluruz arkadaşlar. Mesela sadece 2-3 ayı topladığımızda arkadaşlar mesela 200 milimetre Ocak ayı. Eylül, Ekim, Kasım bu aylarda da 200-250 milimetre yağış almış. Yani sadece 4-5 ayı topladığınızda zaten 1000 milimetreyi aşıyor. Peki yağış rejimi düzenlidir. Evet, kurak bir mevsimi yok. Bu nedenle yağış rejimi düzenlidir. En fazla yağışı sonbahar döneminde almış. Doğru. Buna göre cevabımız A'dır. Yukarıdan verilen iklim tiplerinden hangilerinin en fazla yağış aldığı dönem yaz aylarıdır? Dikkat edelim. En fazla yağış aldığı dönem yaz aylarıdır. Arkadaşlar sert karasal iklim yazda yaz dönemi çok yağış alır. Yazlar yağışlı. Evet, Akdeniz iklimi yazlar kurak. Dikkat edelim. Evet, muson yazlar yağışlı. Step yani Ankara'nın iklimi yazlar kurak. Hangilerinin en fazla yağış aldığı dönem yaz aylarıdır? Evet, sert karasal iklim ve muson iklimi. Aynı zamanda bunlara savan iklimini de ekleyebiliriz. En fazla yağışını yaz aylarında alır. O halde cevabımız B'dir. Evet sevgili arkadaşlar, iklim tipleri genellikle üniversite sınavında sorulan bir konudur. Buna dikkat edelim. Ara ara grafiklerden konu tekrarını da yapmayı ihmal etmeyelim. Kendinize iyi bakalım. Hoşça kalın arkadaşlar.